Çok kıymetli seyircilerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Yine bir Evrensel Trafik programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki çok kıymetli konuğumuz Begüm Başmısırlı hanımefendi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Begüm Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugünkü konumuz trafik güvenliği ve güvenlikte kullandığımız ekipmanlar. Bunlar dediğimizde çok geniş bir dünya. Evet. Adet olarak çok fazla. Biz bütün sürücüler, aslında sürücü eğitimleri sürecinde bu levha, ayraç, uyarıcıların hepsini çok iyi öğrenmek zorundalar. Ve öğreniyorlar da ki bilmeden sınavı geçmeleri mümkün değil zaten. Evet. Sınavda da en çok devletin müfredatında ağırlık verdiği, önem Evet. verdiği konu bunlar. Çünkü hakeza zaten biz bu seyirde yola giderken eğer levhaları doğru okumayı başaramıyorsak hem hayati olarak can güvenliğimizi, Evet. trafik güvenliğini ve çevre güvenliğini tehlike altına atmış Evet. oluyoruz. Ve yaptığımız hatalarla da cezai yaptırımlara kendimizi düşürmüş oluyoruz. Evet. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Benim başkanım, hoş Evet geldiniz evet hoş tekrardan. bulduk. Doğru söylüyorsunuz. Hatta öyle hatalar bazen insan canına kadar gidebilecek telafisi olmayan durumlara kadar maalesef insanları getirebiliyor. Çünkü biz programımızda Evrensel Trafik programı olarak büyük bir sosyal sorumluluk Evet. projesi gerçekleştiriyoruz. Ve bu yaptığımız projede trafik, ilk yardım, motor, kaza, kusur, değer kaybı ve çevre. Çevre dediğimiz zaman çok geniş bir coğrafyayı Evet. kapsıyor zaten. Ve bunun içerisinde insana dair olan her şey bizim konumuz düsturuyla. Çok uzun zamandır bir program yapıyoruz. Halkımıza faydalı olmak için. Ha, çok güzel. Ben de teşekkür ediyorum. Çünkü bizlerin aslında her kesimden, her insanın da bu sosyal projelere destek vermesi gerekiyor. Öncelikle de bu tür programlar aslında çocukların da gençlerin de çok daha iyi izlemesi gerekiyor. Ben şahsıma da size teşekkür ediyorum. Sağ Böyle olun. bir programda olmaktan da ayrıca çok da memnuniyet duydum. Teşekkür ediyorum. Biz burada sizden başta sizde olmak üzere tüm konuklarımıza da teşekkürlerimiz, buradan minnetlerimizi sunarız. Sağ olsun. Kayserimiz çok güzel bir şehir. Evet. Kayserimizdeki yöneticilerin hepsi gönlü çok güzel ve her biri de şehrimize ve Evet. insanlarımıza hizmet etme noktasında sınırsız gayret ve sorumluluk Evet. içerisindeler. Biz buraya Çağrı Bey'le hangi alanda kimi davet ettiysek sağ olsunlar hiç bizi kırmadan, Evet. reddetmeden, kendileri liyakatlarıyla, konularında uzmanlık alanlarıyla bizim buradaki belirlediğimiz ortak konularımızı biz onların uzmanlık alanlarını insanlara anlattırarak onların tecrübeleriyle insanların zor duruma düşmeden yaşantılarını daha seri, daha huzur içerisinde yaşamaları için hepsiyle beraber burada konuk ediyoruz, Ne ağırlıyoruz. güzel, ne Size de güzel. teşekkür ederiz. Hem ekibimizle hem konuklarımızla aslında Kayserimiz kendi nevi şahsına münhasır kişilerin var olduğu bir şehir. Evet. Yani Erciyes'in eteklerinde evet kurulmuş etmiş ama bu şehrin tarihine bakıldığı zaman Mimar Sinanlar, Gevher Nesibeler ve nice Türk büyükleri var olmuş ve günümüze kadar isimlerini ve gelecekte de isimlerini kullanarak ticaretin başkent ünvanını almasına sebep olmuştur Kazım Hocam. Bunu Evet. unutmayalım. Evet. O yüzden biz sizin konunuz hepsininle alakalı. Evet. Çevrecilerin çevre levhaları, trafikçilerin Evet. trafik levhaları. İşte Çağrı Bey de bize Dubalar. trafik çizgileriyle Yol birazdan çizgileri. bilgi, yol çizgileriyle bilgi verecek ve özellikle bizim sağlıkta Evet. burada en çok önemsediğimiz sağ olsun birçok sağlıkçımızla beraber gerek ilk yardım ve kaza anında vesaire olay mahallindeki güvenlik tedbirleriyle Evet. insanlarımızın ikinci bir kazaya sebebiyet vermeden ki daha dün bir kazada olan bir kazadan sonra işte sizin alanınızın ne kadar ehemmiyet taşıdığını insan hayatı için Evet. alınmamış tedbirlerle işte orada şimdi siz bize anlatacaksınız onları yapılmış ihmalle oradaki insanları orada yardıma giden insanların da kendilerini nasıl hayatlarını tehlike altına attıklarını, fayda sağlamaya çalışırken daha büyük ciddi Evet. kazalara bu işin nasıl dönüşebileceğini, işte burada bunları nasıl kullanacağını biz bugün akşam sizlerle de bu Evet. bilgileri, tecrübeleri tekrar hatırlatacağız. Doğru söylüyorsunuz. Evet, bir kaza yaşandığı zaman tabii ki önceliğimiz kazadaki kişilere müdahale etmek ama öncelikle de çevreyi koruma altına alalım ki daha farklı, daha büyük kayıplara ya da zararlara yol açmamak içindir. Ama bunların temel şeyi her zamanki şey dediğimiz için eğitimdir.
Yani bilinçli ve eğitimli olmaktır. Bu da tabii ki temel olarak en küçük yaşta aslında bunları öğretmek lazım. Tabii ki şimdiki okullarımızda anaokulundan başlayarak ilkokul, lise ve üniversiteye kadar gidiyor. Ama her ne olursa olsun öncelikle hepimizin ilk yardımı öğrenmemiz lazım. İlk yardım, ilk olarak müdahale bir hayat kurtarır. Yani bunu unutmamamız lazım. Hepimizin, bizler de dahil, iş yerimizdeki arkadaşlarımız da dahil, hepimizin bunun için kurum ve kuruluşların, özel ya da tüzel hiç fark etmeden bu eğitimin tekrarlanıp hepimizin bir kez daha sertifika alması konusunda ben bunu her zaman da söylüyorum. Gelen müşterilerimize ya da sohbetlerimize. Çünkü bizim alanımız iş güvenliğidir. Biz iş güvenliği adına ekipmanlarını biz satışını yapıyoruz. Bunun için de fabrikadan giren bir işçinin bile iş güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda mutlaka açıklamalar ya da bilgileri veriyoruz. Kullanılan eldivenden tutun da işte barete kadar ne anlama geldiğini herkesin bilmesi lazım. Aynı şekilde trafikte de birçok kullanılan ekipmanlar var. Bunların bir kısmı araçlarımızda olanlar var. Bir kısmı da karayollarının ya da işte belediyelerin kullanması gereken işaretler vardır ya da malzemeler vardır. Önceliğimiz de tabii ki araçlardaki olan bizlerin ilk yardım çantalarının olması lazım. Araç tipi ilk yardım çantaları çok önemlidir. Bunları içindeki malzemelerin ne olduğuna bakılarak da ve bunların tarihleri vardır. Hani alıp da hani bunun tarihi hani geçmiyor gibi düşünülmesin. Bunların da kullanım sürelerine ilgili. Çünkü içlerinde bazen örnek veriyorum işte tantriyot gibi bazı maddeler olduğu için onların da kullanım açısından mutlaka aldıkları ürünün ve kullanım tarihine bakmaları lazım. Çünkü biz belki tek başımıza yapacağımız bir kazada veya herhangi bir başımıza gelecek bir olumsuzlukta bize orada tek yardım edebilecek şey ilk yardım çantası. Burada şöyle bir talihsizliğimiz var. Biz daha önceden araçlarımızda muayeneden geçerken ilk yardım çantası olmayan araçlar ağır kusurdan muayeneden kalırdı. Doğru, evet. Maalesef günümüzde hafif kusur olarak geçiyor. Öyle mi? Öyle bir olumsuzluk var. Evet, değiştirdiler. Şimdi, değiştirdiler mi? Yani muayene istasyonları... Bu çok acı bir durum bence. Evet. Bu çok büyük bir hata bence. Şahsım adına söylüyorum bunu. Evet, evet. Çünkü biz bilakis zorunlu olduğundan ziyade biz veya etrafımızda başka insanlara yardım edebilme noktasında ilk yardım çantamızı daha güçlendirip, daha zenginleştirip, daha kaliteli bir hale dönüştürmemiz lazım ki herhangi bir durumda fayda sağlasın bize. Ya, kesinlikle işte bu araç muayeneleri de ben zaman zaman görüyorum. Olmasa bile birbirine veriyorlar. Hani işte sende olsun ama. Amaç muayeneye geçmek. Amaç var ama yanlış düşünüyoruz işte. Sonuçta temelde bilinçlenme çok önemlidir. Yani o arabada tuttuğunuz kadar bir çanta yani çok büyük ebatlı bir şey değil. Ama onun da zaman zaman diyorum ya değişmesi lazım. Buna dikkat etmeleri lazım. Temel sorunlarımızdan biri işte bilinçlenmek ve eğitim. Yani eğitim ve bilinçlenmek açıkçası. Onun içindeki parçalardan, ürünlerin hepsinden haberdar olup dediğim gibi zenginleştirip hatta biraz önce bahsettiğiniz çok önemli bir noktada biz burada ilk yardım eğitimleri veriyoruz programımızın içinde de. Onda da o en büyük gururumuz programlarımızın başında. Biz o çantayı nasıl kullanabileceğimizi de bilmeliyiz. Evet. Ki zaten şöyle bir bildiğim kadarıyla ilk yardım yetisi olmayan insanların ilk yardım müdahale etmesi tabii. Uygun değil. Uygun değil. Onun için çünkü bilinçsiz bir ilk yardım müdahalesi demek belki çok hafif şekilde atlatacağı bir kaza sonucunda yaralanmasında belki çok hafif atlatacak ama bilinçsiz bir ilk yardım müdahalesi maalesef ölümcül sonuçlara kadar yol açabiliyor. Büyük kesinlikle. Bir felç, ölüm, can kaybı vesaire tabii, biz kurtarayım derken. Kesinlikle ben her zaman söylüyorum hiç kimseyi kaldırmaya uğraşmayın. Yani bir sağlık ambulans gelmediği sürece. Tam sizin alanınızla alakalı. İlk yardımcılar diyor ki eğer bu konuda uzmanlık yetiniz yoksa, müdahale kabiliyetiniz yoksa, konuya vakıf değilseniz sizin yapacağınız en önemli şey çevre güvenliği. Sağlamak ve haber vermek. Aynen. Evet. Çünkü dediğinize katılıyorum. Yanlış bir müdahale ölüm ve felce kadar götürebilir. Onun için bununla ilgili bir yetkisi, belgesi olmayan insanların kazaya yardımcı olmak yerine tamamen daha farklı yollara geçmesi daha büyük sonuçlara sebebiyet veriyor. Hatta dediğiniz gibi onları çıkartmayacağız arabanın içinden. İlk yardımı eğer bilen birisi ise
Bir kere bir ilk yardımın temel uygulamaları var. Evet. KBK, koruma, bildirme, kurtarma. Koruma, çevreyi tamamen bir çember altına alma. Bildirme, olayı 112'ye bildirme. Kurtarma dediğimizde ilk yardım müdahalesi. Evet. Ama biz ilk yardım bilmiyorsak koruyacağız ve bildireceğiz anında. Çünkü ilk yardım ekipleriyle görüştüğümüz zaman en büyük sıkıntılardan bir tanesi kaza anını gören bir normal vatandaş da bildirirken heyecandan burada kaza var deyip telefonu kapatan oluyormuş. Ya işte yani serin kanlı, soğuk kanlı olması lazım ki onu bildirebilsin. Tabii. Biz derslerde bütün kursiyerlerimize bunları anlatıyoruz. Diyoruz ki eğer bir kaza gördüğünüzde basıp gitmeyin. Yarın bu sizin başınıza da gelebilecek. Evet. Ama durduğunuz zaman da telaşa memur gibi hareketler etmeyin. Yapmanız gereken sakin bir şekilde 112'yi aramak, olayın hangi mahallede olduğunu bildirmek, gerekirse artık sosyal medyalar üzerinden konumlarımızı birbirimize gönderebiliyoruz mesajlaşma türüyle. Evet. Gerekirse kendisinin cep numarasını isteyip konumumuzu en yakın konuma göre onlara atmayı rica etmeyi söylüyoruz. Bununla ilgili bir adayım bize bir dönüş yaptı. Dedi ki hocam bir kaza gördük. Evet yaralılardı. Çok dedi şey yoktu ama muhitte dedi böyle şehir dışına doğru gidiyorduk. Evet. Hemen de cep numarasını istedim sizin dediğinizi. Yazdırdım yanımdakine. Kaydettik. Konumumuzu attık ve onlar konuma göre hareket ettiler. O kadar mutlu oldum ki çünkü normalde bildirme derken yani açıp işte telefonda şu muhitler üzerinde, şu kilometrelerde, tahminim şu bölgede oldu diye. Bu yıllardır ilk yardımın hani temel kuralı olduğu için iletişim araçları da o zaman ona göreydi. Ama bugün böyle bir konumla bildirdim deyince ben çok mutlu oldum. Dedim ki kendi kendime ben öğrencilerime iyi şeyler aktarabiliyorum. Ya sonuçta ne güzel teknolojiyi doğru da kullanabilmek önemli bir şey. Evet. Tabii özel kursların bu konuda bence iyi bir eğitim verdiklerini düşünüyorum. Ve hatta bazı kurslarda simülasyon üzerinden de bazı eğitim aldıklarını da duyuyorum. Çünkü biz çok ben 93'te aldığım için ehliyeti benim çok geç olduğu için hani şimdiki şeyleri takip etmiyorum ama gerçekten hani çocuklar bu konuda daha şanslılar. Hem sosyal medyada görüyorlar, hem çizgi filmlerde, hem eğitim merkezlerde bunların güzel eğitimlerini alıyorlar. Daha güzel, daha bilinçli bir eğitim, yani sürücülerimiz, sürücü adaylarımız geleceğine inanıyorum. Kazaların birçoğunu da aslında hani hız maalesef buna özellikle sebep. Tabii ki şimdi birçok yerlerde de görürsünüz siz de hızı önleyici bir bariyerler vardır bunlar. Kasis deriz. Bu kasisler özellikle de dar sokaklarda ya da işte okul şeylerinde ya da bazı yerleşim yerlerine yaklaştıkça şehir dışı da olsa bir yavaşlatma, hızı azaltma noktasında bu tür ekiplerin, ekipmanların da görürsünüz ve kullanımı artmıştır. Tabii bu da teknolojiyle beraber trafik işaretlenmelerde daha çeşitliliği arttı. Kasislerin peki bir standartı var mı? Mesela bazı kasislerden geçiyorsunuz hamur gibi. Evet. Ya Kazım hocam bizim evin orada bir kasis var ara sokakta. Yani ciğeri yere bırakıyorsun tekrar kendine monteliyorsun böyle bir kasis. Şimdi bazı çok sert. Plastik gibi oluyor yumuşak öyle daha şey. Bazıları daha sert bir PVC gibi sert bir malzeme yapılıyor. Bu da işte şeye oradaki yoğunluğa göre ama önemlisi kasisi gördüğümüz zaman ya da hissettiğimiz zaman işte yavaşlamak. Hangisi olursa olsun Avrupa'da yavaşlamak. Çok kasis var mı? Avrupa'da var. Avrupa'da da var. Belli noktalarda var Avrupa'nın da. Gene bu aynı şekilde yayaların ama orada bir hızla uyuma var. Şimdi kurallara uyma. Bizim ülkemizde yok. Ya işte maalesef. Sıkıntı bu. Ben yurt dışından gelenlerin de maalesef oradaki öğrendiklerini unuttuklarını görüyorum. Burada yani, rahat bir gevşemeye giriyorlar sanki. Biraz fazla bir rehavete kapılıyorlar. Kesinlikle. Yani. Çünkü bizim de yurt dışından gelen müşterilerimiz oluyor. Onlarla görüştüğümüz, konuştuğumuz zaman söylüyorlar. Oradaki trafik kurallarına uyulmadığı zaman alınan cezalar, yaptırımların ne kadar fazla olduğunu, uymak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Yaptırımların fazla olması. İşte biz kırmızı ışığı bile, yani ne diyeyim işte daha yeşil, yani sarı yanmadan biz hareket haline geçip basan bir toplumuz. Çok yanlış ve çok büyük kazalar görüyoruz. Sabırsızlık.
Yani çünkü dört yol kavşağındaysanız mesela birini tam dururken biri daha ona ışığı yanmadan hızlı bir şekilde geçmiyor. Yani neye acelemiz var, neye şeyimiz var. Hani ben onu da anlamıyorum. Ama trafikte bayanlar daha aslında dikkatli, daha temkinli bu konuda daha hassas davranıyorlar. Ama belli bir yaştan sonra da açıkçası trafikte insanların şeyi de azalıyor. Algıları kontrolü. Da, tabii kontrolü de azalıyor. Refleksi. Evet, azalıyor ister istemez. Hani bana sorarsanız böyle 65 yaşına gelmiş insanların açıkçası hani trafikte çok... Refleksini biraz daha kaybetme noktasında. Yani daha şey olabilir hani yavaşlatabilir. Ama artık 65 yaş biraz daha orta yaş standartları. Öyle yani mi geliyor? Bundan 20-30 yıl önceki 65 yaş standartları gibi değil. Çünkü dünyadaki... Biz 65 şöyle bir sembolikleşti. Pandemi döneminden kalan aklımızda bir 65 var. Onu da bizim değil devletimizin aldığı bir nokta olduğu için o 65 sınırı. Ama devletimiz şöyle de bir şey yaptı. O yüzden baktı 65 ki bizim fikrimiz değil yani. Vatandaşlar olarak hani 65 yaş üstü değerli büyüklerimiz sağlamlar. Allah uzun ömürler versin. Onların ticari araç sürebilmelerinin de yaşlarını 1-2 yıl uzattılar. Evet. Ya şimdi şöyle trafik hakikaten bir de şöyle yollarımız hakikaten eskiye nazaran çok güzel otobanlarımız, yollarımız çok iyi yapıldı, çok iyi. Özellikle ben Kayseri için konuşuyorum. Diğer şehirlere gittiğim zaman da hakikaten caddelerimiz çok geniş. Çok rahat parkımız var, sorun yaşamıyoruz. Alanlarımız çok geniş, meydanımız çok geniş. Bunlar güzel şeyler. Başka şehirlere gittiğimiz zaman hakikaten trafik problemi var. Trafikte park problemi var. Yani bizim kadar coğrafyası rahat olan illerimiz, ilçelerimiz maalesef olmuyor. Tabii. Ama belli bir yaş grubunda da hakikaten ben de dahil yaş aldıkça zayıflama fark ediyoruz yani bunda. Şimdi Başkan tam biraz önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu sizin alanınızdaki en kıymetli bence ürünlerden bir tanesi de trafik aynası. Ben şey hasar uzmanı olduğum için ve trafik kazalarında bir sigorta şirketlerinden hasar onarımı servis sahibiyim ben. Gelen kazalarımızın büyük bir kısmında kavşaklardaki hız ve levhalara ve kurallara uymama. Aynen. Şimdi biz biliyoruz ki kontrolsüz kavşaklarda sağdan gelen araçlara yol vereceğiz. Evet. Şimdi bu noktada bizim sağımızdan geliş noktasında bize de muhtemelen bir dur levhası olacak. Ve birçoğunda da bariyerle de biraz önceki gösterdiğiniz kasislerle de yolu ayrılmış oluyor. Ama aynalarımızdan nasıl kullanmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Sonra geliyor müşterilerimizde şu zelzelenişi görüyoruz. Ya ben dur levhası ona bakıyordu. Hı hı. İşte ben gidiyordum, o da geldi, çarpıştık ama %25'e 75 gibi bir kusurda trafik tali kusurlardan bir tanesi. Hı hı. Kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmama kusuru. Şimdi burada oraya gelen profesyonel kolluk kuvvetlerimizin aldığı kanaat sizin şehir içi hız limitlerinize göre. Şimdi normalde şehir içi hız limitleri düşük. Tabii. 50. 50. Biz şimdi onları biz genelde çok o düşük, o da bizim normal günlük hayatımızda biz o kadar acelemiz var ki yerlere yetişmek için sabırsızlıkla zaten çok hızlı gitmemiz lazım bizim. 50 bizim için böyle sabredebileceğimiz bir limit değil maalesef ama kanun 50 diyor. İşte o noktada karşı tarafa dur levhası olsa dahi siz eğer 50'nin üstünde bir seyirle o kavşakta çarpıştığınızda orada suçlusunuz. Yani bunu buradan uyaralım. Hani yani sonra biz onlara tekrar onu anlatmaya ikna olmuyorlar. Oysa kavşaklara yaklaşırken hızınızı azaltacaksınız. Kontrollü bir şekilde geçeceğiz. Geçiş üstünlüğü kimdeyse kavşakta eğer geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar var. İşte itfaiye, ambulans, işte devlet görevlilerinin olması gibi polis araçları gibi yani güvenlik araçları gibi diyelim. Onlar da varsa onlar ne olursa olsun trafikte geçiş üstünlüğüne sahipler. Aslında bizim temel problemimiz trafikte şey değil mi Kazım Hocam? Yani biz bir noktadan bir noktaya gidiyoruz. Örnek veriyorum, A noktasında oturduk. İşte randevumuz var, kalkıp B noktasına gideceğiz. Biz 5 dakika daha böyle çene çalmayı Kayseri tabiriyle seviyoruz. Sevdiğimiz için de yola çıkıp bu sefer trafikte kendimizin menfaati uğruna etrafımızdakilerin hayatını maalesef tehlikeye atıyoruz. Bu genel olarak Türk toplumunda var. Ama ne var canım 5 dakikada giderim deyip hiç o 15 dakika olmadı. Ben hiç duymadım. Bunu bazen ben de yapabiliyorum. 5 dakikada giderim. Halbuki mesafe belli işte. Matematikte problem vardı. X eşittir VT. Yol eşittir işte hız çarpı
zaman vesaire gibi bir denklem vardı. Biz bu denkleme uymuyoruz ki. Şey var, bu tramvay yolu üzerinde bazı kavşaklı noktalar var. Evet. Biliyorsunuz dönüşlerde süreler biraz daha farklı evet. oluyor mesela. Tramvayın dönüş evet, mukavemetinden dolayı. Şimdi öyle sürücülerimiz o kadar şeydi ki bazen hani tramvayın bile geçeceği yola kadar öndeki duran, ışıktaki duran aracı bile geçip böyle kıraraktan orada bekleyip bir an önce geçme şeyi oluyor. Ve tramvayla olan kazalar hakikaten ölümcül kazalar. Evet, yani maalesef. Kurtulma şansı yok. Çünkü sonuçta makinistin yapabileceği bir şey yok. Onun bir yolu var, onun bir geçme süresi var, durma süresi var. Ona göre durmak zorunda. Şimdi o kadar insanlar hayatlarını hiçe sayıyor ki, yani o dediğinize katılıyorum. 5 dakikalık yolu 10 dakika sonra geçse ya da 2 saniye sonra, 2 dakika sonra geçse ne olacak? Yani ama hiç kimse maalesef o tramvayın olduğu yerde bile belli bir çizgiler vardır. Hani oranın yaya geçidinin, yani yayanın da geçmesini istemiyor, aracın da geçmesini istemiyor. Ama inşallah o kadar işte aceleciyiz ki kendi hayatımızı hiçe sayıyoruz artık oradaki. Hani o, çünkü sonuçta bir tramvayı vurma aracıyla kayıp o kadar çok insan kaybı olmuyor orada. Araç, küçük aracın hayatı, içinde olan insanların hayatı tamamen bitmiş oluyor. O zaman ne diyoruz? Kör noktalarda aynalara dikkat ediyoruz. Kesinlikle. Eğer ola ki ayna yoksa levhalarla beraber de kendimizi risk etmeden yola hakimiyet sağladıktan sonra çıkıyoruz. Tabii. Birçok organize sanayide de, birçok böyle kör noktada olan, hatta apartmanların bile bazı kör nokta giriş çıkışlarında bu aynalar vardır. Keşke her yerde olsa bunlar. Keşke her yerde olsa. İşte kör noktaya hedef evet. alındığı için o aynalar. Bir de farkındaysa o aynalar böyle düz bir aynalar değildir. Evet. Biraz böyle hafif bir konveks, bombe gibi bir görüntüye sahip. Konveks bir görüntüsü. Çünkü tam açı, yuvarlak olup evet. tam bir açıyı alması içindir. Ve bu aynaların da çeşitlikleri var. Yani çaplarına göre, büyüklükleri, yani alanın yerine göre büyük ve küçük de konulabiliyor. Özellikle de organize sanayide bazı görüyoruz. Firmalarda bunu özellikle dikkat ediyor. Kamyon, yani tırların gelmesini önlemek açısından aynaları kullanıyorlar. Can güvenliğine, trafik güvenliğine yapılan yatırımı hani bizler bireysel olarak evet. da artırabiliyorsak kendi sağlığımız, tabii. güvenliğimiz ve canımız için. Tabii. Zaten bu noktada İçişleri Bakanlığımızın çok büyük teşvikleri var. Onu da geçtik, çok büyük gayretleri var. Yapmış olduğu uygulamaları bir düşünsene de Kazım Hocam, trafikle evet. ilgili. Evet. Bu çok önemli bir unsur. Ama biz yine söylüyorum, A noktasından B noktasına gitmektir yol. Biz yolu kimimiz stres, kimimiz sinirimizi çıkarmak için, kimimiz çok keyifliyiz ama trafikte belirli slalom hareketler yaparak aslında kendi heyecanımızı atmak için kullanıyoruz. Yani herkes yaya yayalığını, akan trafik dediğini iyi bilse zaten bugün tıkanmalar olmaz. Uzun yollarda da biliyorsunuz ki virajlar, kısa virajlar, büyük virajlar, bunların hepsini zaten yollarda levhaları görürsünüz. Aslında levha yönünden çok şey düşünülmüş, çok şey de çıkarılmıştır aslında levha ve işaretlenme konusunda. Yeter ki bunu bilmek ve dikkate almak. Okumayı bilmek. Tabii. Levhayı okumak. Aynen, ve dikkate almak. Yani hepimizin hafızasında şu kalması, ya ben işte ehliyet sınava girdiğimde görmüştüm değil de bunun önemi nedir? Niye burada var? Niye yok? Bunu yorumlayabilmek çok önemli. Yoksa ışıklı levhalara kadar, reflektörlü levhalara kadar o kadar çok fazla gece görüşünü de artıran o kadar çok şey var ki, hatta şu anda güneş enerjisiyle olanlar levhalar bile var. Yani evet. hani diyorum ya, teknolojiyle beraber hayatımızı kolaylaştırma yönünde, trafik yönünde de bunu çok iyi absorbe edebilmişiz yani. Ben de zaman zaman yola gittiğim zaman görüyorum, fark ediyorum. Hakikaten bu konuda hani sayı artıyor. Tabii çok gün artıyor. Günben uyarıcılar gün be gün trafikte artırılıyor. Trafik levhalarımız biliyorsunuz Kazım Hocam, bundan 10-11 yıl önce bir ufak bir değişiklik oldu. Araç geçemez levhalarında ne vardı? İki araç yan yana idi. Birinin üstünde çizgi vardı. O çizgi kalktı. Tabii. Geçemezin simgesini bir araç siyahsa diğer aracı kırmızı renk yaparak ve bunu maalesef bilmeyen o kadar çok vatandaşımız var ki. Evet, çok güzel oldu. Neden? Bu. Neden? Çünkü bununla ilgili evet bilgilendirmeler yapıldı ama biz insan hafızası 24 saatte maalesef yaşadığımız olayları unutabiliyoruz. Ve İnsanlar ilk alıştığı şeye bakarlar. Şimdi sizin ehliyet, biz hepimiz aynı soru düzeneğinde ehliyet aldık. İşte
50 50 50 150 soru var idi. Direksiyon sınavları 5-10 dakika idi. Evet. Bugün toplamda 50 soru var. Sorunun azaltılması çok güzel çünkü araçlarımız artık tamamen elektronik ve beyinle çalışan unsurlar. Ama direksiyon 35-40 dakikaya çıktı. Ne kadar güzel. Her türlü parkuru görüyoruz. Evet. Yani bugün direksiyon sınav parkurunda Kazım Hocam, LGR'i parklar, iki dub arası park, ani fren, yokuş kalkış hepsini biz öğrencilerimize anlatıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı bu noktada, bakanımıza da buradan saygılar sunuyorum, özel öğretim genel müdürümüze de, çok güzel bir sınav uygulamasıyla bir ehliyet alacak vatandaşı, sürücü adayını trafiğe hazırlamaya çalışıyoruz biz kurumdan olarak. Evet. Hocam biraz önce siz Avrupa'dan gelen araçlar dediniz de gözümde bir fotoğraf canlandı. Biz onların araçlarını tamir ederken böyle bagajını açtığımızda ilk gözümüze çarpan o yelekler, renkli yelekler. Evet, ilk kaz yelekler. Onların araçlarında çok kolay ulaşılabilecek hazır yerlerdeler. Bizim çoğunda yok, bizlerde yok. Çoğunda değil, hiçbirinde yok. Sadece tır ve kamyon süren şoförlerimiz de var. Zorunlu. Onlarda da zorunlu. O da yeni olan bir şey. Daha önce o da yoktu. Onların zorunlu. Aslında ikaz yeleğinin hepimizin arabasında olması gerekiyor. Bir renk seçeneği var mı başkanım? Ben sarı çünkü ve turuncu fark etmiyor. Bir de kırmızı görüyorum. Kırmızı ayrı. O ilk yardım, o şey sağlıkçıların kullandığı. Tamam. Normal bizlerin, vatandaşların kullandığı sarı ya da turuncu. Ama en olması gereken araçlarımız da sarıdır. Sarının çünkü neon bir rengi vardır. Gece görüşünde de, gündüz görüşünde de fazla bir şeyi olur. Dikkat çekici yanı olmaktadır. Reflektörlü, ya şimdi aslında bizim söylediğimiz bütün ekipmanlar küçücük, yani çanta dediğiniz bu, reflektör dediğiniz için şu kadarcık bir dürmeyle bir çantanın içine çok rahat yerleşebilecek şeyler yani. Bunlar ilk kaza esnasında kazaya müdahale eden bir kişinin çok rahat yapıp orayı çerçeve, hatta bantlar vardır, şerit bantlar şöyle. Onu bile aslında arabamıza bulundursak çok rahat çevreyi koruma altına alabiliriz. Örnek veriyorum, sadece bir yere çarpma değildir. Değil mi? Yolda gidiyorsunuz gece ya da gündüz, bir anda bir çukurun içine girebilirsiniz, düşebilirsiniz. Yani kendinizde de herhangi bir şey olduğunda bile inip kendi aracınızı bile etrafını rahatla aslında korumaya alabilirsiniz. Ama bunların hepsi dediğim gibi eğitim ve bunu okuyabilmektir. Yani sadece bana bir şey olmaz ya demek değil. Çünkü hepimiz bir makinenin üstünde gidiyoruz. Evet. Biz çok iyi şoför de olsak karşıdaki gelen şoförün ne olduğunu bilmiyoruz. Aracın freni patlayabilir, uyuyabilir, ne bileyim ani bir kalp krizi geçirebilir. Bakın bunlar trafikte aslında hepsi yaşanan, yaşanmaz diye bir şey yok. Yaşanan olaylar. Yaşanıyor. Yani Sara'nın olarak epilepsi bir hastasının bir anda epilepsi geçirmesi olabilir. Bakın bir anlık. Onların ehliyet almasında biliyorsun ciddi denetim ve sıkıntı var, vermiyorlar. Nörolojiden onay alması gerekiyor. Ve bunun için öyle bir adayımız vardı, kayıt olmak istedi. Artık çok daha detaylı raporlar istiyormuş. Bu noktada şehir hastanelerine kurulan birimlerle ciddi trafikte sıkıntıyı engellemek için onlardan ciddi test aşamalarından geçip rapor istiyormuş başkanım. Ve olmadığı takdirde vermiyormuş. Zaten bilginiz vardır. Sağlık muayeneleri noktasında da devletimiz 2-3 yıl içerisinde daha kapsamlı bir şekilde muayeneye geçeceğini bildirmiş. Peki şöyle, doğrudur ama işte zamanla olabilen... Evet, önceden alınmış haklar. Haklar da var şimdi, yani onu söylüyorum. Önceden alınmış bir hak da olabilir. Yani o yüzden her zaman ben trafikteki olan, ben de dahil, her zaman şunu söylüyorum. Ben mükemmel bir şoför de olsam karşımdakini bilmiyorum. Onun için tedbirimi almam lazım. Bana olmaz, başkasına olmaz diye bir şey yok. Olabilir. O yüzden de veya inip başkası için de bir tedbir almış olabilir. Almamız için de onları, o ekipmanlara aynen ihtiyacımız olur. Aynen. Biz olay mahalline, çünkü Türk milleti olarak çok gönlü güzel, yardımsever aynen, insanlarız. Kesinlikle. Bir yerde kaza gördüğümüz zaman kayıtsız kalıp tabii, kimse geçip gitmez. Baktınız orada olay mahallinde bir sıkıntı var. Orada ama önce bizim ilk başında ne dedik yayınımızın? Kaza mahallinde güvenlik tedbiri. Biz başka insanlar için de oraya güvenlik tedbiri almamız gerekiyor. Bu Avrupa yasalarının aslında uygulanması konusunda hakikaten aslında bize çok artıları da getirmiştir. Şu anda mesela işte yurt dışına giden tır şoförlerimizin birçoğu o yeleği almak zorunda. Hatta
kışlık olan tarzı vardır. Onu bile araçlarında bulundurmak zorundalar. Onu temin edip araca koyuyorlar. Çünkü bunlar onlar için önemli bir unsurdur. Avrupa bunlara çok önem veriyor. Ama henüz bizde bunlar hani çok oturmuş İlla değil. İlla kanuna, zorunluluğa, mecburiyete, cezaya gerek yok ki. Biz de insani olarak kendi sorumluluklarımızı, hani aracımızda bizim için ne lazım olur, sevdiklerimiz için ne lazım olur, hani canımızı veririz dediğimiz sevdiklerimiz için işte ilk yardım seti, bir yangın tüpü, güvenlik Tabii. ekipmanları, hani çok değişik basit şeyler de var. Duba vardı, bir tane böyle çekiyorsun kocaman evet. duba alıyor, indiriyorsun küçücük evet, bir şey evet. oluyor. Aha. Yani çok büyük alanlarda değil, da değil. Değil, çok büyük bedeller de değil bunlar ama biz bir sorumlulukla. Tabii, araç için kaplamamız. Olabilecek tipte var yani. Ben gene Kayseri'miz bu konuda gene hani diğer illere göre baktığım zaman daha kurallara uyabiliyoruz. Sorumluluk sahibi. Adana'ya gittiğim zaman ben şaşırıyorum yani. Hatta geçen çok enteresan trafikteyiz. sağa doğru döneceğiz. Önümüzde bir kamyon var. Yani kamyon yoldaki yayanın omzuna vuruyor. Ya böyle bir şey olamaz. Yani Allah'tan büyük bir kaza olmadı. Dedim ki bu nasıl bir şey dedim ya, şaka gibi dedim yani. Çünkü dönerken biliyorsunuz öncelik yaya olması lazımken kamyon onların dönüyor. İşte, adam oradan geçiyor. Evet. Allah'tan omuz attı ama yani. Ama orada bizim özellikle insanlarımız hem yaya olarak hem sürücü olarak küçük otomobil sürücülerini şu noktada uyaralım. Hani biraz önce biz kavşaklara yerleştirdiğimiz evet. aynalarla kör noktaları bahsederken kamyonların ve özellikle tır gibi büyük araçlarımızın o dönüş esnalarındaki kör noktalarına düşme talihsizliğine kendilerini düşürmesinler. Yani evet. orada bir adım geri atsınlar. Yani ben yol benim hakkım, ben yanındayım, ikimiz beraber dönüyoruzdan ziyade o anda göremeyebiliyor ve buna evet. çok çok fazla kazalarımız bu sebepten gerçekleşiyor. Ben bu konuda diyorum yani Kayseri gene iyi. Ben Adana bölgesini gördüğüm zaman hakikaten hayretler üzerindeyim. Yani evet. hiç, kural ve şey biliyorsunuz farkındasınızdır belki onların ışıkları direklerden başlıyor. Evet. Hani bizimki gibi değil. Hani evet. görünmemesi mümkün değil açıkçası. Görünebilecek bir noktada olmalarına rağmen hakikaten bu konuda biraz çok uyduklarını düşünmüyorum. Tam görülebilir dediğiniz noktada bizim görme engelli vatandaşlarımız evet. için özellikle bizim şehrimizde sağ olsun evet, Demçar Bey, belediyemiz ve çevre trafiklerimiz senin hassas olduğun bir konu. Onun tabii, için tabii. oradan başlayalım. Sesli sistemlerimiz var bir kere. Yani ışıklarda görüyoruz işte butona basıyorsunuz geçebilirsiniz. Evet. Veya yaya geçidinden geçerken onları uyaracak işte yerde ekipmanlar var ona göre geçilebiliyor. Her şeyden öte trafikte bunu yapıyor. Bir de Kayseri'miz kültürel anlamda çok büyük bir şehir. Yani evet. çok güzel eserler var. Belki biz çok dikkat etmiyoruz ama bir Kurşunlu Camimiz var ki kubbesi kurşundan yapılmış. Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri. Tabii ki hepsi birbirinden güzeldir ama. Evet. Kültür Yolu diye bir Kayseri Büyükşehir Belediye'miz Sayın Bakanımız Mehmet Öseseki Bey'in döneminde temel atılmış olup Sayın Mustafa Çelik Bey ve Memduh Büyük Kılıç Beyefendi ile devam eden bir süreç. Orada bile en önemli unsurlardan bir tanesi, ben belediyede çalışıyordum o dönem Kazım Hocam. Kültür yolunu yaparken görme engelli evet. vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet edebilmek amacıyla yere döşenen o plexi dediğimiz daha yumuşak malzeme. Da evet, evet. Sarı bunların yollarımıza, kaldırımlarımıza monteleyerek evet. görme engelli vatandaşlarımızın o Kayseri'nin bütün tarihi güzelliklerini dokumasına vesile olmuştu Büyükşehir Belediyesi. O noktada bunlar, şanslı bir şeyiz. Biliyorsunuz ki dikey iğne vardır, 6 tanedir bunlar. Görme engelli vatandaşlarımız kullandığı bastonda herhangi bir sıkıntı yaratmadan düz bir şekilde dokunarak gittiklerinde yolun güvenli olduğunu hissettirmektedir. Bazı noktalara geldiğiniz zaman böyle noktalı olmaya başlar. O da önünde bir engel olduğunu ya da bir yere geçiş olduğunu hissettirmesi açısından böyle işaretlenmeler yapmıştır. Bunların bir kısmı dışarı yer işaretleri olur. Bir kısmı da içeride de kullanılan işaretlenmeler vardır. Bunların belki bazıları metal de olabilir. İç mekandakilerin hani metal görünümlü de olabiliyor bunlarda. Tabii ki her vatandaşımızın bizim genç, yaşlı, görme engelli ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sosyalleşme hakları vardır.
gezme, eğlenme tabii haklarına sahiplerdir. Dışarı çıkma, alışveriş yapma hepsine sahiplerdir. O yüzden de belediyeler bu konuda gerçekten hassas davranıyorlar. Bazı AVM'lerde de bunu görebiliyoruz. Zorunlu. Bu konuda da hakikaten Kayseri gayet başarılı, hassasiyeti var. Hem iç mekanlarda bazı yerlerde görürsünüz, iç mekanlarda da bunu evet görüyoruz. Bu bizim işi de insani sorumluluğu. İnsani sorumluluğumuz. Evet, vatandaşlar bizim her zaman dediğiniz gibi çok yardımseverdir. Hani koluna da girer götürür ama insanın kendi başına da gideceği. Bunlar kendi iradesiyle tabii yaşamak istiyorlar. Tabii ki olması. Kimseye bağımlı kalmadan. Kesinlikle. O yüzden böyle şey var ama Avrupa'da tabii ki biliyorsunuz ki bunların eğitimli köpekler de var. Onlar daha fazla orada kullanılıyor, şey yapılıyor. Bizde öyle pek şey olmuyor. Onlar hakikaten son derece akıllı ve onlar bile aslında o eğitim alırken o şeritlere bile ne anlama geldiğini çok iyi öğretilmişler. Yani tabii onlar onun eğitimini çok iyi almışlar. Dediğimiz gibi. Tam orada şunu diyeceğim. Biz yerde çizgilerimiz var. Hı. Başka insanların, o özellikle görme engelli vatandaşlarımızın özgürlüklerini huzurla, mutlulukla, kendi iradelerini yaşaması için dizayn edilmiş bu yollara. Biz sorumsuzluğumuzla onların o yollarını kesmeyeceğiz. Tabii. Araçlarımızla. Tabii ki. İşte güvenlik rampalarıyla, engelli rampalarına araç park evet ederek ya da bu sarı çizgilerin olduğu kaldırımlara araç park ederek onların hayatını güçleştirip bir vebali almayacağız. Tabii ve ki sorumsuzluk yapmayacağız. Buradan özellikle de seyircilerimize tabii lütfen. Evet. Hani bu kendiniz olabilirsiniz, biz olabiliriz. Aynen. Burada şunu defalarca kez programlarımızda anlattık. Hiçbirimizin garantisi yok. Evet. Hepimiz bir engelli adayıyız. Evet. Her konuda. Onun için biz ne zaman ki insanların özgür dünyalarına biz kendi sorumsuzluklarımızla set çekmeyelim. Lütfen buradan da herkesi uyaralım. Aracımızı koyduğumuz yere bakalım. Evet. Devlet daireleri de bu konuda bizden hakikaten son derece destek istiyorlar. Biz de bu tür konuda hemen mağazalarımızın hepsinde bulundurmaktayız. Öncelikle herkesin yaşam hakkına saygı duymamamız lazım. Kesinlikle. Bunu bilirsek, bu bilinçli olursak mutlaka dediğiniz gibi yolların inişli, onların sadece görme değil, diğer vatandaşlarımızın da aynı şekilde yollarını tıkamadan bunları dikkat ve hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Ama işte temel şey dediğim gibi eğitim. Yani bizim en büyük ülkemizin sorunu sadece ilkokuldaki eğitim değil. Bakın biz bile her yaşta farklı şeyler öğrenmek açık insanlarız. Çünkü bilmediğimiz çok konu var, çok alan var. Her konuda öğrenebileceğimiz eğitimleri almamız gerekiyor. Bunun güncellememiz de gerekiyor kesinlikle aynı zamanda. Yani ilk yardım kuralları, örnek veriyorum, ben belki 6 yıl 10 yıl önce almış olabilirim ama belki başka şeyler değişmiş olabilir. Trafik bana sorarsanız. Çağrı Bey'in biraz önce bahsettiği o levha olgusu, hani levha, kırmızıyla yani siyahın arasındaki farkın ne olduğunu. Karayolları kanununa göre bu değişti. Yani ben şunu söyleyeyim, 10 yılda bir hepimizin ehliyetinin güncellenmesi lazım. Sadece kimlik kartının değil, bilgi olarak da. Örnek veriyorum, 3 tane 3 kere ehliyetim alındı ya da ceza mı girdi? Eğitimler var. Onların sık sık yapılması lazım ki hani hepimiz güncelleyelim. Mesela ben de bazı trafik konusunda bazı bilgilerim eminim çok geride kalmıştır yani. Bilmediğim çok yeni şeyler, kurallar gelmiştir belki. Ama şöyle başkanım, işte verilen hak var ya mesela, hı hı, üniversite mezunusunuz. Aradan 30 yıl geçmiş. Evet, yeni meslektaşlarınız geliyor, hı hı, işte serbest piyasaya. Ama siz tecrübeli olduğunuz için mesela belki de birçok şeyden haberiniz yok ama adınız tecrübe diye geçiyor. Şimdi 30-40 yıl önce ehliyeti alınmış bir vatandaşa tekrar eğitim gel al demek, bu insanların hayat meşakkatı sürecinde belki zor olabilir. Hı hı. Ama bu noktada devletimiz çok güzel bir uygulama yaptı, biliyorsunuz. Öncelikle ehliyetlerimizi Avrupa Birliği evet standartlarına göre kendisi de bunu reform etti ve yeniledi. Dedi ki küçük sınıf araç, yani otomobillerde 10 yıl, özür dilerim. Küçük sınıf araçlarda 10 yıl, büyük sınıf araçlarda 5 yıl olmak üzere yenilemeye geçti. Hı. Öncelikle bunu nasıl yenileyecekler? Sağlık raporu alarak. Evet. Eğitimde de belki ilerleyen dönemlerde destek eğitimi amacıyla belki artık yüzde olmayabilir. Belki online eğitim üzerinden bu noktada devletimiz sürücü kurslarına bir direktif verir.
ve bu noktada bir eğitim süreci sağlanabilir. Simülasyon üzerinden belki yapılabilir. Olabilir. Bilmiyorum yani. Çünkü ben ne diyorum? Bazı ürünleri biz sattığımız için bazı ürünleri nerede kullandığını bile bazen ben bilmiyorum trafikte. Çünkü değişmiş yani. Kolunar alanı değişmiş, yapılan şeyler. Biz de istek olduğu zaman, talep geldiği zaman acaba bu nedir diye baktığımda bazı şeyleri öğreniyoruz. Biz onun için bu programı yapıyoruz efendim. Bizi takipte kalsın seyircilerimiz. Yine bir programımızda su gibi akan bir saati tamamladık. Efendim sizden de son hoşgörülerinizi alalım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sosyal projenin içinde olmaktan ben de son derece mutlu oldum. Sizleri tanımış oldum ayrıyeten. Her şeyden önce hepimizin yaşam hakkı vardır. Bu yaşam hakkını dikkat ederek trafikte olmayı, trafik kurallarına uymamız gerektiğini bilmemiz lazım. Küçük yaştan her anne, her baba, her ebeveyn öncelikle araca oturdukları zaman çocuklarını emniyet kemerine bağlaması gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Arkada bir şey olur olmaz demeyin. Mutlaka çocuklarımıza en önemli şey olan emniyet kemerlerini takıp oturma pozisyonlarını almalarına dikkat etmeleri lazım. Ve gençlerimizden özellikle isteğim kesinlikle hız yapmasınlar. Hız hakikaten iyi bir şey değil. Hızın yapabileceği mutlaka alanlar var. Trafiğe kapalı. Türkiye Otomobil Spor Federasyonları'nın uygun görmüş olduğu alanlar var. Kayseri'de de bunun gösterileri yapılıyor. Yani bu tür yerlere gidip bunu bir spor gibi, bir adrenalin geliştirmek olarak yapabileceği alanlar vardır. Ama kimsenin hayatını tehlikeye atmıyor. Toplumsal sorumluluğa kesinlikle sahip çıkıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Herkesin yaşam hakkına saygı duyaraktan trafikte olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerekiyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Çağrı Bey. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kayseri ilinde Allah'ın izniyle yarın ve pazar günü bir sınav olacak. Direksiyon sınavı. Direksiyon sınavına girecek bütün kursiyerlere başarılar diliyoruz. Şimdiden de inşallah bir Kurban Bayramı sürecine giriyoruz ve buradan tüm Türk Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı da kutluyorum. Sözü Kazım Hocam'a verin. Teşekkür ederiz. Kıymetli seyircilerimiz sizle beraber yine bir su gibi akan bir saati tamamladık. Değerli konuğumuz ve çok kıymetli konularıyla beraber. Bizler sizin için buradayız. Her hafta çok değerli konuklarımızla, sürpriz konularımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sizler de ekran başından ayrılmayın. Çağrı Bey'in dediği gibi şimdiden yaklaşan bayramınızı kutlar. Sağlık, sıhhat, mutluluklar dilerim. Hoşça kalın.